Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz tablet Nexus 7. Google'ın geçtiğimiz yaz Google I/O 2012 etkinliğinde Android 4.1 Jelly Bean ile birlikte tanıtmış olduğu referans niteliğindeki bir Nexus cihazıydı. 7 inçlik boyutuyla Nexus 7 Kindle Fire'ın bir rakibi olarak çıkmıştı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Amerika'da piyasaya çıkan Amazon'un tableti Kindle Fire 7 inçlik boyutuyla, ekran büyüklüğüyle gerçekten 7 inçlik tablet pazarında bir hayli ses getirmişti. İşte Kindle Fire'ın gösterdiği bu başarı da Google harekete geçirmiş. Android tabletler konusunda Google'ın büyük ortaklarından bir tanesi olan Asus ile birlikte görmüş olduğunuz tablet ortaya çıkarılmıştı. Nexus 7, 7 inçlik bir tablet olmasının yanı sıra Nvidia Tegra 3 işlemcisini $199 gibi uygun bir maliyette sahip olan tablette sunmasıyla da dikkat çeken bir ürün. Bu tablette yer alan Nvidia Tegra 3 işlemci, 4 çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemci 1.2 GHz gibi biraz daha düşük bir hızda çalışıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ve o zamanki yorumlar, bu tablet Android 4.1'deyken gelen yorumlar bu işlemcinin oldukça iyi bir şekilde faaliyet gösterdiği şeklindeydi. Doğrusunu söylemek gerekirse tablet bizim elimize de ilk ulaştığında Android 4.1 Jelly Bean vardı. Biz daha sonra Kasım ayı ortalarında gelen Android 4.2 sürümünü kurduk tablete. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Android 4.2 sürümü çalışmakta. Performans açısından biraz düşüş olduğunu söylemek gerek. Aslında dikkate değecek oranda düşüş olduğunu performansta söylemek gerek. Tablet eskiden çok daha hızlı çalışıyordu ancak şu anda son 2 haftadır 4.2 güncellemesini yaptığımızdan beri yavaşlama olduğunu söylemek gerek. Özellikle menü geçişlerinde, belli sayfa geçişlerinde bu yavaşlığı görmek mümkün. Bunun da Android 4.2'den kaynaklanan çeşitli sorunlar neticesinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Zaten Teknoblog'da da yer verdiğimiz haberler Android 4.2'nin şimdiye kadar çıkmış en hatalı, en kötü Android sürümlerinden birisi olduğu şeklinde. Umarım Google en kısa zamanda bu tableti sahip olduğu esas performansı tekrar kazandırır. Devam edelim. Performansa, yazılıma birazdan tekrar geleceğiz. Öncelikle tabletin donanımına bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Nexus 7, 7 inçlik bir tablet adından anlaşılacağı üzere 7 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip IPS ekranı var. Ekranın görüş açısı oldukça iyi. IPS ekranın da getirdiği bir tabiat bu biliyorsunuz ve oldukça geniş rengin doğruluğunun kaybolmadığı görüş açıları sunulmakta bu tabletle birlikte, bunu söylemek gerek. 1280x800 piksel çözünürlük 7 inç ekranda normale göre biraz daha iyi bir piksel yoğunluğu sağlıyor. Bu tabletin piksel yoğunluğunun, ekran kalitesinin, görsel kalitesinin biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Apple'ın iPad minisinden en azından piksel yoğunluğu daha yüksek. Bu da biraz daha iyi bir görsel deneyim sağlamakta. Bunun dışında tabletin biraz daha boyunu uzun olması, eline göre biraz daha dar olması onun cepte rahatlıkla taşımasını sağlıyor. Bu tablet ceket cebine, pantolon cebine rahatlıkla sığabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi tek elimle de rahatlıkla tutup diğer elimle de istediğim hareketleri yapabiliyorum. Tabletin 10.5 mm'lik bir kalınlığı var. iPad mini'den daha kalın bir tablet. Ancak yuvarlak hatları sayesinde oldukça rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz bu tableti. Tabletin sol tarafına baktığımızda sadece 4 noktalı bir bağlantı görmekteyiz. Bunlar genellikle Google'ın Nexus cihazlarında yer alıyor ve bunu destekleyen aygıtlara bağlanmaya olanak sağlıyor. Alta baktığımızda micro USB portu var. Hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlevini görüyor. 3.5 mm'lik kulaklık şakı dikkat çekiyor. Sağ tarafa baktığımızda görmüş olduğunuz gibi güç butonu ve ses kontrol tuşları yer almakta. Üste baktığımızda ise herhangi bir şey görmüyoruz Nexus 7'de. Arkası plastikten yapılmış bir arka yüzeyi var Nexus 7'nin ve Nexus yazısı oldukça hoş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Altta da bir Asus yazısı var üreticiyi gösteren ve çizgi şeklinde bir hoparlör. Bu hoparlörün de fena bir ses çıkışı sunmadığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Nexus 7'nin önünde 1.2 megapiksellik bir kamera var. Arkada kamera yok. Google bu tabletin bir fotoğraf veya video çekme aracından daha çok bir iletişim aygıtı olduğunu düşünüyor ve görüntülü görüşmelere ve çeşitli Android uygulamalarına olanak sağlayacak şekilde bir kameraya yer veriyor. Bunu da belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi, videonun başında da söylediğimiz gibi tablette Android 4.2 Jelly Bean sürümü çalışıyor. Jelly Bean ile birlikte arayüz anlamında çok fazla değişiklik yok. Ancak işleyiş bakımından bir takım yeniliklerin geldiğini ve bununla birlikte performansın biraz kötü olduğunu söylemek gerek. Görmüş olduğunuz gibi kilit ekranı ve kilit ekranında çeşitli bileşenler eklenebiliyor. Fazla bileşen seçeneği yok doğrusunu söylemek gerekirse. Saat şu anda zaten var. Gmail, takvim veya
şu anda çalan şarkı gibi uygulamaları eklemek mümkün. Bunu söyleyelim. Bunun yanı sıra tablette birden fazla kullanıcı da eklemek mümkün. Biliyorsunuz Android 4.2 ile birlikte tablet tarafına birden fazla kullanıcı desteği de gelmişti. Ayarlar bölümünde yer alan kullanıcı bölümü altında görmüş olduğunuz gibi tablete eklenebilecek kullanıcılar yer almakta. Tabii ki tabletin ana kullanıcısı bir kullanıcı ekleyebiliyor. Biz de hemen şuradan görmüş olduğunuz ekrandan ana kullanıcıya geçiş yapalım. Oldukça hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi ana kullanıcıya geçiş yapıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi ana kullanıcının tüm bileşenleri olduğu gibi duruyor. Hızlı bir şekilde bütün bu bileşenler, uygulamalar karşımıza çıkıyor. Ve ayarlar bölümünde kullanıcılara girdiğimizde yönetici kullanıcının yeni bir kullanıcı eklediğini görüyorsunuz. Bu yeni kullanıcının farklı bir Google hesabı varsa onun cihazına giriyor ve daha sonra hızlı bir şekilde 1-2 dakika içerisinde onun da yeni hesabı oluşturuluyor. Google bir tabletin bir aile veya iş yerinin ortak bir cihazı olabileceğini düşünüyor ve bu nedenle tabletlere her kullanıcının kendi ayarlarını yüklemesine izin verecek şekilde bu yeni kullanıcı ekleme özelliğini getirmiş. İsterseniz yeni kullanıcı ile ilgili bilgileri hemen yapılandırabilir. İsterseniz de daha sonra bu yapılandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeni eklediğim kullanıcı hazır ve hemen ona da geçişimizi yapıyoruz. Şu anda geçmesini bekliyoruz. Söylediğim gibi tablet yavaşladı biraz. Bu nedenle geçişte biraz zor olabilmekte. Görmüş olduğunuz gibi tablete eklendiğiniz mesajı ve daha sonrasında da buradan yeni kullanıcının hesabının oluşturulması isteniyor. Tekrar ana hesabımıza dönüş yaparak devam edelim. Evet, tekrar ana kullanıcımıza dönüş yapalım. Ana kullanıcının ayarları görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Android 4.2 Jelly Bean'de bahsettiğimiz yenilikler dışında her şey 4.1 sürümünden alıştığımız gibi karşımıza çıkmakta. Çok fazla bir farklılık yok. Tabii ki söylediğimiz gibi, başta söylediğimiz gibi performans açısından 4.2 Jelly Bean'in Nexus 7'nin performansını biraz düşürdüğünü söylemek gerek. Görmüş olduğunuz uygulama menüsü içerisinde kullanabileceğimiz Google Play Store'dan indirdiğimiz binlerce uygulama arasından çeşitli uygulamalar bulunmakta. Tabii ki Google'ın servislerine ait Android uygulamaları da tablette yüklü gelmekte. İnternet arayıcısı olarak Chrome kullanılıyor Nexus 7'de. Ve bu sayede kullanıcılar düzgün bir internette gezinme deneyimi yaşayabiliyor. Bunun yanı sıra Google Now biliyorsunuz Jelly Bean'de gelen bir özellikti. Bu da yine 4.2'de de yer almakta. Şu anda Türkçe desteği çok fazla iyi değil. Türkiye desteği çok fazla iyi değil. Yine de biliyorsunuz Google'ın sesli arama özelliği Türkçe anlama konusunda bir hayli başarılıydı ve Google Now'da bu sesli aramanın Türkçe'yi iyi anlamasından oldukça yararlanıyor. Ancak o yurt dışı sürümünde, İngilizce sürümünde yer alan bilgi kartları Türkçe sürümde çalışmamakta. Yine de Teknoblog deyip görmüş olduğunuz gibi Teknoblog'u buradan rahatlıkla aratabilirsiniz. Klavyeyle yazmak yerine sadece konuşarak arama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Google Now'da böyle bir özellik sunulmakta, böyle bir kolaylık sunulmakta. Bunun dışında Jelly Bean'in önceki sürümlerinde, Android 4.1'in ara sürümlerinde gelen bir özellik de tableti yatayda kullanma özelliğiydi. Şöyle tutayım ve görmüş olduğunuz gibi tableti yatayda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hem uygulama menüsü hem de giriş ekranı görmüş olduğunuz gibi yatayda da düzgün bir şekilde görüntüleniyor. Hızlı erişim elemanları sağda yer almakta, solda ise arama işlevleri yer almakta. 4.2 Jelly Bean'le birlikte karşımıza çıkan bir başka yenilik de bildirim çubuğu. Görmüş olduğunuz bildirim çubuğunu normalde aşağı doğru indirdiğimde bildirimler karşımıza çıkardı. Ancak şimdi bu bildirim çubuğu ikiye bölünmüş. Sola yaklaşık tarafta aşağı doğru indirdiğinizde yine bildirim merkezi karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi bildirim merkezi üzerinden çeşitli bildirimlere ait uygulamalara yönelik aksiyonlar alabiliyoruz. Mesela bir randevu ile ilgili bir bildirim göründü. Altında randevu ile ilgili katılımcılara mesaj gönderme, onlara çağrı gönderme gibi çeşitli aksiyonlar yer almakta. Bu yine sunulmakta Nexus 7'de. Görmüş olduğunuz bölümde ise hızlı ayarlar var. Buradan parlaklık, tablet ayarları, Wi-Fi, otomatik döndürme, pil durumu, uçak modu gibi hızlı ayarlara ulaşma imkanı sunulmuş.
Bu da 4.2 cebinde gelen bir yenilik. Aynı yenilik Nexus 10 ve Nexus 4 cihazlarında da var. Güncelleme ile birlikte Nexus 7'ye de gelmiş oluyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Videoyu kapatmadan önce Nexus 7 ile iPad mini'yi karşılaştıralım. İki tablet, iki rakip tablet görmüş olduğunuz gibi. Nexus 7 7 inçlik bir ekrana sahip. Buna karşılık iPad mini'de ise 7.9 inçlik bir ekran var ve bu nedenle iPad mini biraz da büyük bir ekrana sahip. Ancak bu büyüklük genellikle iPad mini'de genişliğe doğru bir büyüme durumu söz konusu. Baktığınızda her iki tablet boy açısından birbirinden çok farklı değil. Bunu söylemek gerek. Tabii ki Nexus 7 biraz daha dar bir tablet olduğu için ceket cebinde, pantolon cebinde daha rahat taşınıyor. iPad mini için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ancak baktığımızda iPad mini de Nexus 7 kadar rahat tutulmakta. Doğrusunu söylemek gerekirse tutuş açısından pek bir problem yok. Tabii ki bunda iPad mini'nin Nexus 7'ye göre daha ince olmasının önemli bir rolü var. Baktığınızda, profilden baktığımızda her iki tablete iPad mini'nin Nexus 7'ye göre çok daha ince olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki bu da tutuş açısından, tek elde tutuş açısından iPad mini'ye bir avantaj sağlıyor. Yani birisi daha dar olduğu için, birisi ise daha ince olduğu için rahat bir şekilde tutulmakta. Her iki tabletin ekranına baktığımızda parlaklık açısından çok fazla bir farkın olduğunu söylemeyiz. Ancak piksel yoğunluğu bakımından Nexus 7'nin ekranı çok daha keskin, çok daha göze hoş gelen görüntüler üretmekte. Tabi bunda 1280x800 ekranla 1024x768 ekran arasındaki fark söz konusu. Bu da daha yüksek bir piksel yoğunluğu ve daha kesin görüntüler demek. iPad mini ise bu açıdan Nexus 7'nin biraz daha gerisinde kalıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Nexus 7 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.